toplumsal cinsiyet eşitliğini, eğitimde çocuğun üstün yararını, laik, bilimsel, cins ve tür eşitlikçi, kamusal, sınıf ayrımsız, ana dilinde eğitimin mücadelesini yürütmüştür. Bu kıymetli mücadelede omuz omuza ve yan yana yürümenin haklı onurunu yaşıyoruz. Mücadelenin en zorlu dönemlerinde bile bayrağımızı yere indirmeyen emek, demokrasi ve barış mücadelesinde yitirdiğimiz yoldaşlarımız anısına sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Anaları mücadelemize ışık tutacaktır. Teşekkür ediyorum. Tabatın eğitim seni brastici pergiringin seri da mafi perverde ya bizman ezikmaki dve emhamu mafi perverde ya bizman ezikmaki bedengeki bilind bikarbinin uveki dinci embikarın bejin emduzanın perverde le civaki da ciheki pergiringe Aliye Kiveci'ye jibo civakeke azat ujineke azat jipirgiringe. Sendikaya arkadaşlar ben 2002 yılında öğretmenliğe atandım. Hasan abi o zaman başkan değildi herhalde. 2000-2001 yıllarıydı. 2002 yılında öğretmenliğe atandım. 2003 yılında sendikaya üye oldum. Sendikaya üye olduktan sonra Hasan abi gibi abilerimiz elimize bir bayrak verdiler. O bayrağı o günden bugüne gücümüz oranında, kapasitemiz oranında taşımaya çalışıyoruz. Tabii Hasan abinin de dile getirdiği gibi sendikanın o aşamaya gelmesi öyle çok kolay olmadı. Yani 1980 darbesi sonrası yasaklanan sendikalar, fiili meşru mücadele süreci, gözaltılar, tutuklamalar, antidemokratik uygulamalar, görevden atmalar, bunlar sonucunda alanlarda direne direne oluşturulan bir sendikanın bayrağını bize verdiler ve bu sendikanın bayrağını bize verirken de aslında omuzlarımıza çok ciddi bir sorumluluk yüklediler. Kapitalist yaşam formunun kolektif yaşam değerlerini yok etmeye çalışıp bireyci anlayışı merkezine aldığı ve aynı zamanda her şeyi meta haline getirdiği tarihsel bir süreç içerisindeyiz. Toplumu oluşturan tüm dinamikleri, yani emekçileri, kadınları, gençleri, çocukları, LGBTQ artı bireyleri, kısacası halkları bu yaşam formunun kıskacını alan tüm faşist iktidarlar maalesef kolektif ve örgütlü yaşamı en büyük tehlike olarak görüyorlar. Türkiye'deki tüm emekçilerin yoksulluğa mahkum edildiği ve özellikle eğitim emekçilerin öğretmenlik meslek kanunu gibi ucube kanunlar ile mesleki onurlarının ayaklar altına alındığı ve eğitim emekçileri açısından Cumhuriyet tarihinin en zor döneminden geçiyoruz. İtibarımızın ayaklar altına alındığı, yoksulluğa mahkum edildiğimiz, hukuksuzluklar ve antidemokratik uygulamalara karşı karşıya kaldığımız bu dönemde gücümüzün yettiğince mücadeleyi yükseltmeye çalıştık. Böylesi zorlu bir dönemde yaklaşık 45 ay boyunca bizden önceki yoldaşlarımızdan devraldığımız emek ve demokrasi mücadelesinin bayrağını 12. dönemde devredeceğimiz arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Öner ki biz aşağıda imzası bulunanlar sendikamız bünyesinde afet ve acil durumlar karşısında psikososyal destek hizmeti yürütmek amacıyla bir komisyon kurulmasını öneriyoruz. Gerekçe bireylerin psikolojik sağlamlıklarını güçlendirmek ve iyileştirmekle ilgili sunulan hizmetin ruhsal, sosyal ve duygusal problemlerini fark etmelerini ve bu farkındalık ile birlikte
iyileştirici müdahaleler, ilk yardım sunma, kaynak belirleme, sosyalleştirme, toplumu harekete geçirme, organize etme ve psiko eğitim çalışmalarını profesyonel bir çerçevede sürdürmeyi amaçlamaktadır. Önergeyi verenler Mehtap Atabay, Fuat Özdemir, Yılmaz Tanrıkulu, Olcay Çömlekçi, Rıza Rızaoğulları, Ersan Yurdakul. Önergeyi kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiş. Sendikamız bünyesinde ekoloji ve doğaya uyumlu eğitim anlayışlı çalışmaların yürütülmesini öneriyoruz. Gerekçe 21. yüzyıl modern kapitalist yaşam formunun yaratmış olduğu insan ve doğa arasındaki kopuşun ekolojik temelde eğitime aykırı olduğu görülerek temiz ve sürdürülebilir enerji, çevreyi ve doğanın tüm bileşenlerini önceleyen alışkanlıklar, eğitim ortamlarının doğaya uyumlu peyzajı, müfredatın ekolojik okuryazarlık temelli yeniden inşasının oluşturulmasını ve sürdürülmesini amaçlar. Önergeyi verenler Mehdi Yiğit, Erol Tataroğlu oğulları, Ahmet Aktaş, Kasım Aslan, Naci Kaçmaz, Yusuf Demir. Önergeyi kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Kabul edilen bu önergelerle birlikte önümüzdeki dönem yönetimde görev alacak arkadaşlar çok daha geniş kapsamlı bir çalışma yürütmek durumunda kalacaklar. Yürütme Kurulu yedek üyeliğine aday olmak isteyen Erol Tataroğulları hocamız. Yürütme Kurulu yedek üyeliğine aday olmak isteyen Yusuf Demir hocamız. Yürütme Kurulu yedek üyeliğine aday olmak isteyen Ramazan Aktaş hocamız. Yürütme Kurulu yedek üyeliğine aday olmak isteyen Şilan Delen hocamız. Tam karşımızda çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz, karanlığa geçit yok pankartı duruyor. Bu karanlık karşısında önümüzdeki dönem mücadele etmeye talip olan arkadaşlarımız şu an burada. Hepsine başarılar diliyoruz ve tebrik ediyoruz. Sizler de bu arada yeni dönemde yönetimde yer alacak arkadaşları tebrik etmek isteyebilirsiniz. Sonrasında seçim yapılacak ve kongremiz böylece sona ermiş olacak. Teşekkür ediyoruz. Yeah.